Kahve dükkanımızı işletmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de şöyle kahvemi masaya alayım. Yoksa içmeyi unutacağım. Çünkü ara sıra konuşurken iyice boğazım kuruyor ve konuşmakta zorlanıyorum. O yüzden dedim ki ben de kendime kahve yapayım, daha uyumlu olsun oyunla. Şöyle bir haberlere göz atalım. Weird Stain gişelerinin yükselişi ve düşüşü bir tarihçe. Tükendi. Replika astronot kıyafetleri satışlarında inanılmaz artış var. Bunun anlamı ülkeye daha fazla uzaylı gelmesi mi yoksa tamamen alakasız bir sebep mi? Hani uzaylılar da astronot kıyafeti giyiyor ya, o yüzden. Ama replika diyor ya. Onlar giymiyordur bunu. Neyse, diğer habere bakalım. Avrupa'ya vize başvurularının ilk dalgası pasaport imzaları olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Güne başlayabiliriz artık. Umarım güç kesintileri makineyi çok fazla etkilememiştir. Çok yavaş bir başlangıç yaptık. Evet, biliyorsunuz önceki bölümlerde sık sık hava şartlarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşadık ve bunlar da makinemizi etkilemiş olabilir. Ama çalışıyor anladığımız kadarıyla. Aa, işte geliyorlar. Tam zamanında. O sırada ilk müşterimiz geldi. Derken iki müşterimiz var. Biri Silver, diğeri de Amanda. Hoş geldiniz ikiniz de. Sizi sağ salim görünce rahatladım. En son bunların peşinde bir ajan vardı. Apar topar kalkıp çıkmışlardı diye hatırlıyorum. O yüzden şu anda onları gördüğümüze sevindik. Merhaba Ron. Evet, biz de çok rahatladık. Geçen sefer biraz korkutucuydu. O akşam yaşananları analiz ettik ve olayları %31,245 korkutucu ve %68,755 tatsız bulduk. Aceleyle ayrılmak tekrarlamayı umduğumuz bir deneyim değil. Umarım bu daha sakin bir akşam olur. Evet, dileğimiz bu. Kafelerde, barlarda ve restoranlarda selamlaşma alışılmış bir şey değil mi? Bu nedenle iyi akşamlar. Aslında saate göre iyi geceler olmalı. Bu arada lafımızı kesti şurada. Görebildiniz mi bilmiyorum ama tam biz de size de iyi akşamlar diyecekken yeniden lafa girdi. Bunu çok tuhaf buluyoruz. İyi akşamlar demek merhaba demenin bir başka yolu. Ama iyi geceler demek hoşça kal demenin bir yolu. Yani buna tam katılamayacağım çünkü bizde bir yerden çıkarken iyi akşamlar diyerek de aslında hoşça kal demiş olursun. Ama şu doğru, mesela gece bir yere gittiğinde iyi geceler mi diyorsun merhaba anlamında? Demiyorsun bence. Daha çok bir yerden gece ayrılırken iyi geceler denir herhalde. Ama iyi akşamlar hem merhaba hem de hoşça kal anlamında aslında kullanılıyor gibi. Geceleri asla birbirinizle buluşmadığınız anlamına mı geliyor bu? Çünkü bu teori deneysel olarak yanlış olur. Mesela bu ikinci karşılaşmamız dünyalı çocuk. Her iki seferde geceydi. %100 örneğimiz yukarıda belirtilen önermeyi desteklemiyor. Ek olarak akşam ve sabah kavramları sadece marjinal olarak, bak yine lafımızı kesti. Şey, biz diyoruz lafımızı kesiyor ama diyoruz lafımızı kesiyor. Amanda. Evet, ne oldu? Sanırım Ron birkaç kez araya girmeye çalıştı. Yanlışsam söyle Ron. Aha, yok, sorun değil. Söyleyecek önemli bir şeyim yoktu. Açıkçası selamlaşmalarımızın neden biyolojik saati var emin değilim. Dünyalılar alışkanlıkları olan canlılar sanırım. Dili kullanmanın belirli yollarına alışıyorlar. Çoğu zaman kelimelerin gerçek anlamlarını sorgulamıyorlar. Evet, en azından bu durumda kimseye zarar vermiyor. Buraya geldiğimden beri bazı düşüncesiz dil kullanımlarının çok daha acı verici bir etkisi olabileceğini gözlemledim. Öyle kesinlikle. Anlıyoruz ve katılıyoruz. Lafınızı kestiğimiz için özür dileriz Ron. Dert etme. Kovan, zihin bağlantısı olmadan iletişim kurmak oldukça zor. Ayrıca bir dereceye kadar zihnen ileri seviyedeyiz. Dünyayı oldukça tuhaf buluyoruz. Hatta olağanüstü. Buradaki ziyaretimiz sırasında elimizden geldiğince fazla bilgi toplamaya hevesliyiz. Bize öyle geliyor ki daha önce dünyayı ziyaret eden kardeşlerimiz oldukça yüzeysel nitelikte bulgularla geri döndü. Dünya çalışmaları bilimini geliştirecek veriler toplamaktan heyecan duyuyoruz. Kovan'a dönüşümüz muzaffer olacak. Tabii ki şan şöhret için böyle şeyler yapmıyoruz. Ancak yine de çalışmalarımızın takdir edildiğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Peki siz akademisyen misiniz Amanda Hanım? Evet, bu bizim ne olduğumuzu açıklamak için iyi bir eş değer. Veri toplama ve kötü şemalandırılmış bölgelerin analizi konusunda uzmanız. Hadi ya, ne kadar etkileyici. VTKŞBA kardeşimizin görevinden çok daha az etkileyici. Silver bir kaşif ve maceracı. Saygıyı hak ediyor. Müstakbel bir eş bulma görevi son derece önemli. Hala öyle birini arıyorsunuz demek ha? Bu cephede ilerleme yok anladığım kadarıyla. Şey, pek öyle denmez. Bak sen, Silver demek ki sonunda birini buldu. Çok merak uyandırıcı. Her zaman çok profesyonelsin Ron. Nadiren doğrudan sorular soruyorsun. Ama dedikoduları da biraz merak ediyorsun sanırım değil mi? Dedikodu nedir? Dedikodu, diğer insanların hayatlarında
varlıklarında olup bitenler hakkında bilgi. Aa, anlıyoruz. Yani bireysel varlıklar hakkında veriler gibi bir şey o zaman. Evet, öyle denebilir. Dedikoduyu seviyoruz. Bunda yanlış olan ne? Silver öyle bir tanım yaptı ki gerçekten dedikodu hani hiç böyle kötü bir şey değilmiş gibi oldu. Bir ara bir yazı okumuştum. Özellikle eski çağlarda insanların birbiriyle yani kabile içi dedikodu yapması, diğer insanlar hakkında işte potansiyel düşmanlar hakkında bilgi alışverişi yapmaları aslında kabile içi bağları da güçlendirip düşmanlara karşı da bir çeşit savunma mekanizması geliştiriyormuş aslında. Tam olarak böyle de olmayabilir. Epey zaman oldu ama anladınız siz demek istediğimiz şeyin. Yani aslında bir noktada bunun faydalı bir tarafı da yok değil. Özellikle eskiden düşünürsek tabii şimdi bunun çok farklı boyutları var. Ne bileyim, birine arkadaş gibi görünüyorsun, gidiyorsun ondan sonra onun arkasından konuşuyorsun falan. Bu kesinlikle yanlış bir şey tabii ki. Hiçbir şey. Ve senin dedikodularını dinlemeyi çok isterim. Bak, Ron hiçbir sakınca görmedi dedikodudan. Ama önce sana bir şeyler yapayım. İçecek seçimimizi dikkatlice düşünmeliyiz. Önce kardeşimizin seçmesini öneriyoruz. Sipariş vermeye hazır mısın Silver? Aklımda bir şey var, evet. Yeni ve ilginç bir tarif mi yoksa? Ne de olsa artık kendin de bir baristasın. Barista mı? Nasıl? Ha, kafeyi diyorsun. Evet, bir yer açacağım diyordun ya hani. Geçtiğimiz bölümlerde böyle bir şey konuşmuştuk. Burası artık spoiler. Önceki seriyi izlemediyseniz spoiler yiyeceksiniz. 3, 2, 1. Biliyorsunuz ki biz de uzaylıyız aslında. Geçen oyundan bunu öğrenmiştik. Dolayısıyla biz kafe işletiyoruz, Silver da kafe işletiyor. Acaba buraya gelen uzaylıların böyle bir geleneği mi var gibi düşündüm. Spoiler bitti, geri dönüyoruz. Açacağım bir noktaya kadar ama henüz içecek menüsünü falan düşünmedim. İlginç. Söz, senden bir şey saklamaya çalışmıyorum Ron ama işler biraz karışık. Bir şeyler içerek başlasak olur mu? Daha sonra her şeyi açıklamaya çalışacağım. Bana uyar. O zaman bu gece basit bir şey istiyorum sanırım. Yıllar önce buraya geldiğimde ısmarladığım ilk içkiyi hatırlıyor musun? Şey değil miydi? Kahve bazlı bir içecek. Evet, kahveli bir içecekti ve çok acı olduğunu söylemiştin sanırım. Acı ve ekşi değil mi? Evet doğru, acı ve mayoş kahveli bir içecekti. Acı ve ekşi dediğimize göre ve sert, bak acı diyor, tamam bol kahve bir de limon koyalım. Olmazsa başka bir şey deneriz. Kara limon adında bir içecek yaptık, muhtemelen budur. Ve nesne verelim buna bak. Geçtiğimiz bölümlerde hatırlayacaksınız yine bir ajan gelmişti ve kimliğini düşürmüştü. Bu ajan uzaylıları arıyordu ve bu yüzden bu kimliği Silver'a vermemiz bence mantıklı olacak. Verelim. Ne o? Geçen sefer buradayken ajanın üstünden almıştım. Çok önemli bir şey gibi. Gerçekten teşekkür ederim Ron. Ne kadar yardımcı olduğunu tahmin dahi edemezsin. Lafı bile olmaz. Aylar içinde oldukça yaratıcı olmuşsun. Sanırım bir nebze öyle oldum. Olayların nasıl geliştiğini sana söylerim. Tekrar teşekkürler. Kara limon hazır Silver. Aklımdakinin tıpatıp aynısı olmuş. İç bakalım. Tadı da ilginç. Çok sade ama sert. Kahvesini böyle içen var mı bu arada hiç? Yorumlara yazsın. Limonlu kahve. Çok sade ama sert. Çok keyifli. Daha tatlı şeyleri seviyorum galiba ama bunu denediğime sevindim. Amanda Hanım'ın geçen sefer dediklerine katılıyorum. Bazı yönlerden aynısınız ama aynı zamanda çok farklısınız. Bilmiyorum. Herkes sürekli değişiyor bence. Belki de kişiliğimizin mantıklı olduğunu hissediyoruz. Çünkü kendimizi sonradan anlıyoruz. Aslında zamanla kişiliğimiz oturuyor. Çok aydınlatıcı bir düşünce bu Silver. Daha bilge biri olduğun zamanla. Eskiden kovan zihnin oldukça genç ve masum bir parçasıydı. Öyle. Öğrenmek ve buraya uyum sağlamak zorunda kaldım. Ne de olsa aradan birkaç yıl geçti. Ama tüm bunlara rağmen sürekli değişen insanlar hakkında söylediklerimi düşünürsek o kadar da değiştiğimi düşünmüyorum. Sen bayağı değiştin bu arada. Yani gelişim kaydetti çünkü başta Amanda'ydı bildiğin. Kovan zihne bağlı oldukları için zaten. Aslında sanki her gün biraz daha kendim oluyorum. Zaten öyle değil midir? Yaş ilerledikçe kendimizi buluruz aslında. Daha erken dönemlerde bir şeyleri deneyip, sevip sevmediğimize karar veriyoruz bir bakıma. Bazen hatta hiç kafanda olmayan bir şeyi arkadaş ortamı sayesinde yapabiliyorsun ve zaman geçtikçe aslında bu davranışın ya da bu tarzın sana ait olmadığını ya da sana yakın gelmediğini anlıyorsun. Florence videosunda da bununla ilgili konuşmuştuk. Şuraya sağ üst köşeye unutmazsam koyacağım, onu da bakarsınız. Sanki kendimi ortaya çıkarıyorum. Bundan bahsetmişken sormak istedik. Bu dünyalı görünümünü nasıl seçtin? Bizim gözlemimiz dünyalıların pek çok çeşidi olduğu yönünde. Sonsuza yakın kombinasyonlarla. Rastgele bir nesil algoritması mı çalıştırdın? Ha yok, hiç de rastgele değildi. İlk başta bilinçli bir süreç olmasa bile. Böyle bir görünüm
seçtim çünkü kendim gibi hissettirdi. Bu kafeye gelmeye başladığımda bu dünyayı ve kurallarını anlamakta zorlandım. Ama zaten bağ kurabileceğim bazı şeyler vardı. Tanıdık gelen bazı şeyler. Hayden her zaman derin bakan gözleri gibi veya Gala'nın nezaket ve güven saçan giyinişi. Farkına bile varmadan bu özellikleri onlardan ödünç aldım. Onlardan ilham aldım. Evet, türümüzün bunu yapma becerisi var ama Gala'nın giyinişini sürdüremedim. Sorumlulukları vardı. İnsanlar sürekli tıbbi tavsiye istemek için durduruyordu beni. Silver'ı ilk gördüğümüz anı hatırlayın. Geçen seride beyaz bir önlük giyiyordu. Aynen bir doktor gibi görünüyordu. Bundan bahsediyor şu anda. Nasıl bir sıkıntı yaratabileceğini anlıyorum. Evet, ama sonra bir tane kurgusal evren buldum. Tüm hikayelerin yıldızlarda geçtiği yer. Ben de onlarınkini taklit etmek için kıyafetimi değiştirdim. Bahsettiği şey ne sizce? Star Wars geldi aklıma ama değil. Bir noktada hepsi bir araya geldi. Bir sabah aynada kendimi gördüm ve kendim gibi hissettim. Görünüşüm kim olduğumla uyuşuyormuş gibi. Kendimi huzurlu hissetmemi sağladı. Şimdilerde ilk tanıştığımız zamandan farklı görünsem de, bu dünyanın işleyişini biraz öğrenmiş ve biraz büyümüş olsam da birçok yönden aynı hissediyorum. Farklı ama aynı. Evet, farklı ama aynı. Bize mantıklı geliyor. Gerçekten öyle. Ve bu sırada telefonu çaldı. Bu Laurel mı? Bu bahsettiği kişi herhalde. Oo, hayır, başka biri hem de. Hayır, Pearl. Mitch'ten hala haber yok. Oğlum kaç tane var? Bir yanılgıya düşme ihtimalinin artık %84,308 olduğunu düşünüyoruz. Beni görmezden geliyor mu demek istiyorsun? Yanılgıyı kastediyoruz. Bir ses duyduğunu sanmak. Ama aslında kulaklarının seni yanıltması gibi. Midge'le bir çeşit kovan bağlantısı kurduğumuzu düşünmüştük. Ama sanırım bu sadece bir ses yanılmasıydı. Her neyse, Pearl ne diyor? Oluşmak istersem yakın zamanda boş vakti olabilirmiş. Oo Silver, işler gerçekten çok iyi gidiyor gibi. Sanırım sana bundan biraz bahsetmenin zamanı geldi. Ama biz de bir içecek sipariş etmek istiyoruz. Aa, tabii ki, kusura bakma. Söyle bakalım Amanda. Özür dileriz ama makine bugün sorunlu. Hadi ya. Düzeldiğinde size haber vereceğiz. Dünyadaki içecek yapma becerilerinin bu kadar rafine olması ama aynı zamanda çok güvenilmez olması ilginç. Burası çelişkiler memleketi. Kesinlikle öyle. O zaman devam et kardeşim. Az önceki müziğe geçelim, bence o daha güzeldi. Ve hazır telefonu elimize almışken hemen şuna da bir bakalım, yeni bir şeyler var mı? Riona yine trafik haberlerini sunuyor. 2 beğeni almış, şunu beğenelim. Kamyoncu direksiyon başında uyuyakalıp 4. cadde yakınlarında kaza yaptı. Can kaybı yok ama mal kaybı çok, bir süre o taraftan geçmeyin derim. Tamam. Rachel yeni bir fotoğraf paylaşmış. Herkes nasıl yapıyor merak ediyorum. Aqua bir şeyler yazmış. Lucas da her şeyin bir sebebi mi var yoksa her şey rastgele mi diye felsefe yapmış. Güzel. Hala bir bildirim gözüküyor. Nedir? Bilmiyoruz. Şöyle. Ha, Silver'ın hesabını bulduk. Tamam. Geri kalan da kahve tarifleri falan filan. İnternetten flört konusunda yardım etmesi için Amanda'ya bel bağladım. Gerçekten iyi gidiyor gibi. Orta yani. Bazı küçük sorunlar da oldu. Dünyalılar garip. İnternetten flörtleşmek bu gariplikleri öne çıkarmada bir numara. Bazı dünyalılar ilgilerini dile getiriyor. Ama merhaba dediğinde asla cevap vermiyor. Gerçek hayatta merhaba demek konuşmaların %99,845'i için bir başlangıç. Görünüşe göre çevrim içinde esprili veya üreme odaklı sohbet başlangıcı cümleler tercih ediliyor. Amanda'nın dediği şey çok doğru değil mi? Mesela dışarıda biriyle konuşman gerektiğinde bir yabancıyla ne yaparsın? Gidersin, merhaba dersin. Ama birine mesela merhaba yazıp devamında hiçbir şey yazmazsan özellikle muhtemelen cevap vermez sana. Bir de şey var mesela, favorim bir şey sorabilir miyim yazmak. Yani bunu yazmak yerine direkt olarak o soracağınız şeyi yazmak çok daha mantıklı değil mi? Bana mı öyle geliyor sadece bilmiyorum. Yani karşı taraf şey yazsa sormayacak mısın? Soramazsın. Tamam mı yazacaksın o zaman? Bence direkt soruyu sormak çok daha akıllıca geliyor, bilmiyorum. Bazı dünyalılar ilgilerini dile getiriyor. Ama istatistiksel olarak %99,908 oranında komik bir şaka yaptıktan sonra üzgün bir yüzle cevap veriyor ve iletişimi engelliyorlar. %99,908 oranında sizin için komik bir şaka mı? Evet, neyse ki internetten flörtleşmede büyük sayılar yasası geçerli. Yani devamlılık esas. Biz sabırlıyız. Amanda uygulamada çok zaman harcıyor. İşe yaramaya başladı. Şimdilerde gerçekten hoş insanlarla sohbet ediyorum. Özellikle Pearl. Laurel'ı tercih ederiz. Yüz hatları daha simetrik. Bak, Amanda bütün olaya böyle
şey bakıyor, duygulardan uzak olarak bakıyor. Diyor ki yüz hatları daha simetrik mesela. Yani belki altın orana daha yakın olduğu için böyle düşünüyor falan filan. Ancak Silver asimetrik dünyalıyı tercih ediyor gibi. Gerçekten iyi bir insana benziyor. Evsizlikle mücadele eden bir hayır kurumunda iletişim müdürü. Diğer insanları çok önemsiyor. Karşılık almada çok şanslı değil bence. Ama çok komik, meraklı ve gülüşü. Lütfen kendine gel. Hormonlarınızın kaynadığını hissedebiliyoruz. Çıkacağın kişi o mu? Umarım. Bir mesaj daha geldi, bakalım bu kimden? Buluşmak için gün ve saat belirlediniz mi? Hayır, o da başka bir konu. Affedersiniz lütfen. Hadi bakalım, Silver gitti. Flörtüyle konuşuyor. Bizim kahve makinesi düzelmedi mi ya? Şu Amanda'ya bir kahve yapalım. Ey Amanda Hanım, dünyadaki zamanınızın tadını çıkarıyorsunuz gibi. Ya da çıkarmıyorsunuz. Hayır, tadını çıkarıyoruz ama bir sınırı olduğunu da görüyoruz. Nasıl yani? Biz bir kovan zihniz. Bir kovan zihin sınır veya kısıtlama tanımaz. Tüm düşüncelerimizi ve arzularımızı paylaşıyoruz. Bağlanmak bizim için zor değil. Bağlantılı olarak doğuyoruz ama dünyalılar korunuyor. Karmaşık duyguları var. Başkalarının ne hissettiğini gerçekten bilmenin hiçbir yolu yok. Bu da onları yargılanmaktan ve incinmekten korkar hale getiriyor. Derinden bağ kurmak onlar için çok zor ve acı verici olmalı. Arkada bırakmaları gereken o kadar çok şey var ki böyle yaşayamazdık. Çevrimiçi ağalar bir kovan gibi dedin ya. Kovan gibi ama gerçek bir kovan değil. Gerçek bir kovan zihin dürüstlük ve netlik gerektiriyor. Başkalarını derinlemesine anlama arzusunun yanı sıra. Anlıyorum. Silver'ın yaptığı gibi uyum sağlayabileceğini düşünüyor musun? Silver farklı. O bizim bir parçamızken bile dışarıya baktığını hissedebiliyorduk. Bu yüzden harika bir kaşif oldu. İşte bu yüzden dünyalıların kurallarını ve davranışlarını öğrenmek için çaba harcadı. Sadece anlamak istemiyordu. Deneyimlemek istiyordu. Biz onun gibi değiliz. Bizden farklı olan şeyler hakkında bilgi aramayı severiz. Ancak bu bilgiye sahip olduğumuzda tatmin oluyoruz. Bilgiyi ortaya çıkarmak ve yuvamıza geri getirmek bizi mutlu ediyor. Her şeye rağmen birkaç dünyalı içgüdüsü kapmaya başladık gibi. Evet bak, mutlu olmaktan bahsetti az önce. Buradaki veri okumalarımızın yakında tamamlanması iyi bir şey. Silver bir buluşma ayarlamak üzere. Öyleymiş. Geldin mi bakalım, ne konuştunuz? Amanda, gitmemiz gerek. Ya gene ne oldu? Kötü haberler aldım. Ajan... Ajan dedi. Çok geç. Tezgahın arkasına saklan çabuk. Ajan geldi. Abi buna bilgi nereden geldi ve neden daha önce gelmedi? İyi akşamlar Bay Ajan. Silver oldukça normal davranıyor. Kusura bakmayın ama makinemizde sorun var. Şu anda içecek servisi yapamıyoruz. Buraya bir şeyler içmeye gelmediğimi çok iyi biliyorsun. Daha fazla sivili bu işe karıştırmamayı tercih ederim yine de. Abi beni mi kastediyorsunuz? Kusura bakmayın ama her neyse diyeceğiniz başka bir geceyi bekleyemez misiniz? Daha içeceğimi bitirmedim ve dışarıda da yağmur yağıyor gibi. Pekala, o zaman şöyle söyleyeyim. Beklenmeyecek bir şey bu. Barista, burada hiç kimlik kartı buldun mu? Kimlik kartı mı? Hatırladığım kadarıyla hayır. Umarım doğruyu söylüyorsundur. Bay Ajan, benden sürekli şüpheleniyormuşsunuz gibi. Ama zaten birkaç kez buraya gelmiştiniz. Şimdiye kadar yalan söylemediğimi anlamanız gerek. Net bir cevap vermekten kaçınma konusunda çok iyisin be. Kimlik kartını kaybetmek çok zahmetli iş ya. Teslimat merkezinde çalıştığım zamanlar kayıp kimlik kartlarını değiştirmek için bize çok para ödetiyorlardı. Of, o daha hiçbir şey. Bizim meslek teslimat merkezinden çok daha az bağışlayıcı. Duyduğuma üzüldüm. Tam olarak işin ne? Yasa dışı uzaylıları ortaya çıkarıp sınır dışı ediyoruz. Bu yüzden buraya geliyorum. Bu kafenin çevresinde uzaylıların görüldüğüne dair ihbar almaya devam ediyoruz. Hazır konusu açılmışken, sıra dışı bir şey fark ettin mi burada delikanlı? Fark ettim diyemem. Buraya çok sık gelmiyorum ama bana gizlisi saklısı olmayan bir yermiş gibi geliyor. Evet, biz tamamen şeffafız müşterilerimize ve özellikle ajanlara karşı. İhbarların eşek şakası olmadığına emin misiniz? Bazı gençler eğlencesine öyle şeyler yapabiliyor. İnternette çok popüler videolar var. Şey, belki öyledir ama yine de düzgün bir şekilde araştırmam gerekiyor. Yoksa amirlerin başıma bela olur. Boşu boşuna da kürek çekemezsin ki. Elbette amirlerin elinden gelenin en iyisini yaptığını görecektir. Pek sanmıyorum. Uzaylı konusuna biraz kafayı takmış durumdalar. Kafayı mı taktılar? Gerçekten bu kadar büyük bir sorun mu? Etrafta bu tür sıra dışı unsurların olması toplumun huzurunu bozuyor. Sıradan vatandaşın hiçbir fikri yok, anlıyor musun? İnsanları huzursuz hissettiriyor. Anladım. Görünür uzaylılar bana göre çok da kötü değiller. En azından onları tanımlayıp ayıklayabiliyoruz. Dünyalı olmaya çalışan uzaylılar daha büyük bir sorun. Evet, bahsettiğiniz sorun tam yanınızda oturuyor şu anda. Niye ki? Öncelikle işleri karıştırıyorlar. Ne kadar dünyalı gibi görünmeye çalışsalar da uzaylı olarak doğdular. Uzaylı olarak
kalacaklar. Ama artık uzaylı gibi görünmeyen uzaylılar var. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu işin sonu nerede bitecek? Ya bazı dünyalılar uzaylı gibi görünmek istediklerine karar verirse? Büyük curcuna çıkar. Her neyse, amirlerin peşlerinden gitmemiz konusunda ısrar ediyor. Bu yüzden işim çok daha zorlaşıyor. Onları tespit etmek için harcanan onca zaman, yakalı uzay giysisi giyen bir uzaylı olsa canımı ye değil mi? Ama bak, hiçbir şey için endişelenmesin. Fire ekibi olarak her zaman halkımızı güvende tutmanın bir yolunu buluruz. Anladım. Peki onları tam olarak nasıl tespit ediyorsunuz? Kolay iş o ya. Şüphelendiğimde kimliklerini kontrol ediyorum. Her şey şak diye ortaya çıkıyor öyle. Anladın mı? Doğru. Şey merak ettim ama. Meraklı gözüktüysem kusura bakma. Silver artık soru sorma. Adam tutuklayacak seni. Artık sus kardeşim. Milletin işine burnumu sokmak gibi bir huyum var. Yok, sıkıntı değil. Sormaktan zarar gelmez. Böyle bir durumda uzaylıları bu kadar çok farklı yapan şey ne? Burada her türden insan yaşıyor. Hepsinin farklı kişilikleri, farklı görünümü var. Mesela Seattle sokaklarında yürürken hiçbir insan birbirine benzemiyor. Açıkçası beni çok mutlu ediyor bu durum. Yani birisi uzaklardan geldiyse ama gönülden dünyalı gibi hissediyorsa, bu şehirde yaşayan insanlardan ne kadar farklı olabilir ki? Şehirdeki insanların birbirinden farklı olduğundan, yoksa bir dünyalının başka bir versiyonu olmaz mıydı? Bir şey dedi Silver, onlar kadar güzel olurdu belki de. Dedi, ya işte kim bilebilir ki? Kafa yoracak zamanım yok. Tabiri caizse kişisel bir çıkarım yok. Kanun kanundur ve benim işim de onu korumak. Bütün olay bu. Doğru ama söylediğin her şeye rağmen, yasanın uzaylılara karşı neden bu kadar katı olduğu benim için hala net değil. Ha şey, yasalar onlara karşı katı olduğundan değil. Daha çok onlar için bir yasa yok. Nasıl yani? Mesela artık bildiğimiz tüm ırklar için anlaşmalar ve kurallar var değil mi? Ama uzaylılarla bir anlaşma ya da buna benzer bir şey yapmadık. Varlıklarını kabul eden bir yasa bile yok. Bilmiyordum bunu. Ama bu neden bir sorun ki? Cevabı çok açık. Varlıklarını düzenlemenin bir yolu yok. Dünyalılarla nasıl birlikte yaşayabileceklerine dair kapsamlı bir analiz yapılmadı. Dediğim gibi her şey çok karışık. Tek bildiğimiz bize zarar verebilecekleri. Bu yüzden en azından şimdilik onları uzak tutmak daha güvenli hissettiriyor. Kimin için daha güvenli? Neyse ne, açıkçası ben uzaylılardan korkmuyorum. Peşlerinden koşturmak bayıla bayıla yaptığım bir şey değil. Ama bu işi yaptığım için terfi de alabilirim. Neyse, herhangi bir uzaylı görürsen Fire'ı araman yeterli, tamam mı? Bazı insanların aksine dürüst birine benziyorsun. Daha açık sözlü olmayı öğrenmesi gereken diğer bazı insanlar. İşlerinin faaliyette kalmasını istiyorlarsa... Amanda sus, ne yaptın? Neydi o? Makine çalıştı. Kahve makinesi. Şimdi yeniden başladı galiba. Hele şükür. Aynen. Sanırım yine de binayı arayacağım. Tam bunu söyleyecektim. Madem bu kadar ihbar alıyorsun, neden hiç aramıyorsun burayı diye ve... Arayacağını söyledi. Acaba Amanda ne yapacak? Sadece güvende olmak için. Kedi sesi geldi, miyav diye bağırdı. Ne oluyor? Bu ne lan? Mahallenin kedisi galiba. Daha önce bir kez gelmişti. Başka bir sokak kedisinden saklanıyor galiba. Çok tatlı. Cici kedicik. Kedi de bir takım sesler çıkarmaya devam ediyor. Seni sevdi galiba. Burası nasıl bir yer? Oynak makinen, tuhaf evcil hayvanların falan var. Peki bu ses ne? Şimdi de başka bir yerde acil bir durum çıkmış. Neyse, sen de kafende şimdilik paçayı kurtardınız. Ama hakkında böyle ihbarlar almasam iyi olur. Şey, elimizden gelenin en iyisini yapacağız Bay Ajan. Yırttık vallahi, kedi sayesinde kurtulduk. Bu kedi bir kez daha gelmişti. Gerçekten bir kedi mi yoksa Nekomimi mi bilmiyoruz. Silver, titriyorsun. Sorun yok. Artık çıkabilirsin sanırım Amanda. Pekala, bu deneyimi %100 tatsız bulduk. %40,235 tatsız, %20,834 korkutucu. Aynı zamanda %38,931 heyecan verici. Silver gülmeye başladı. Özür dilerim, sinirlerimiz bozuldu. Rahatsızlık verdiğimiz için gerçekten üzgünüz. Sizin suçunuz değil. Ama burada mı kalacaksınız? Ajan her an geri gelebilir. Yok, en azından şimdilik onu uzaklaştırdım. Uzaklaştırdın mı? Minik kedinin gelmesi de iyi oldu tabii. Bize değerli birkaç dakika kazandırdı. Ne tür bir dünyalısın? Kedi de miyav diye cevap verdi. Anlıyoruz. Kedi dili konuşabiliyor musun? Bu dünyalının niyetini diğerlerine göre daha iyi hissedebiliyoruz. Kendini açıkça ifade ediyor. Dinlenmek ve yalnız bırakılmak istiyormuş. Ne kadar güzel ya. Dünyaya dışarıdan bakan biri olarak kedi de bir dünyalı, biz de bir dünyalıyız ya da işte başka herhangi bir böcek de bir dünyalı. Birkaç ay önce hatta bir filme gitmiştim. Şu anda adını hatırlamıyorum ama başka bir gezegenden dünyaya geliyor insanlar. Ama tabii ki dünyanın varlığından vesaire haberdar değiller ve milyonlarca yıl önce geliyorlar. Yani dinozorların olduğu zamanlarda. Ve dinozorları uzaylı olarak nitelendiriyorlar mesela. Uzaylı yaratıklar olarak görüyorlar. Çünkü baktığın zaman mesela biz hiç bilmeseydik dinozorların olduğunu vesaire ve yaşam olan başka bir gezegene gitme imkanımız olsaydı, orada dinozorları görseydik ne düşünecektik? Uzaylı yaratıklar olarak düşünecektik onları direkt olarak. Mesela
Böyle düşününce gerçekten bana değişik geliyor. Of, moralim çok bozuldu. Makine gerçekten de tekrardan çalışıyor mu? Çalışıyor, evet. O zaman bize bir içecek yap, bir tane de Silver'a. Aynı şey, her ikimiz için de güzel olsun. Sıcak ve rahatlatıcı bir şey yap ve ne istersin kardeşim? Vallahi şu an tatlı bir şeye ihtiyacım var. Sıcak, çok tatlı, çok rahatlatıcı bir içecek için gerçekten minnettar olurum. Artık son hakkımız olduğu için ben buna ballı süt veriyorum. Sıcak ve tatlı işte. Yaptık, daha da bir şey yapamam. Al bakalım. Umarım beğenirler. Bakayım ne diyecek. Tadı harika. Teşekkürler Ron. Gerçekten tam benlik bir içecek. Çok yoğun değil mi? Bunun akışmazlığı yaklaşık 10.000 CPS gibi. Bu deneyimin geçen gece bize ikram ettiğin içecekten farklı oluşunu sevdik. İyi bakalım, afiyet olsun o zaman. Çok etkilendim Silver. Böyle durumları idare etme konusunda oldukça olgunlaşmışsın. Elinde olsa hiç böyle şeyler yaşamak istemezsin tabii. Evet, kesinlikle kaçınmayı tercih ederim. Ama yine de alışmam gerekiyor böyle şeylere. Niye ki? Ajan senin uzaydan geldiğini bilmiyor. Şimdilik paçayı kurtardım bence. Durum ondan daha karışık. Ron, hani kafe açacağım falan demiştim ya, tam olarak kafe olmayacak. Aslında kafeyle alakası yok. Son birkaç aydır operasyonların yürütüldüğü yerdi. DEVA için. Dünya dışı ve egzotik varlıklar ahalisi. Biliyorum, kulağa çok saçma geliyor. Hayır, aksine takdire şayan geliyor. Seni hafife almışım sanırım. Ya bilmiyorum. Ama dediğin gibi neden olgun olmak zorunda olduğumu anlıyorsun. Artık bana bel bağlamış bir sürü insan var. Dünyaya yeni gelenler, kafası karışmış ve korkmuş olanlar, dünyalı görünüşlerini benimseyen ve uyum sağlamaya çalışanlar, hayatı ve kendilerini nasıl anlayacaklarını çözmeye çalışanlar var burada. Hepsi için varoluşsal bir mesele bu. Herkes kovan zihin parçası olamıyor. Mesela ben. Alınma lütfen Amanda. Biz alınmadık. Bizden farklı olduğunu her zaman biliyorduk. Bizim için hepsi aynı. Sen bizim kardeşimizsin. Kovan olarak yaşasan da, bir dünyalı olarak yaşasan da. Amanda, seni harbiden seviyorum. Sevgi nedir? Şimdi bu sorunun üstüne bu bölüm minimum yarım saat konuşulur. Şu anda bu konuşmayı yapabileceğimi sanmıyorum. Sana yarın açıklarım, tamam mı? İkimiz de biraz dinlendikten sonra. Bunu hatırlayacağız. Biliyorum hatırlarsın. Neyse ki bu konuya girmediler. Sanırım biraz yorulmaya başladım. Geri dönsek olur mu? Tabii ki. Bizim enerjimiz de %98,429 oranında tükendi. Yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok, sanmıyorum. Sorduğun için teşekkürler gerçekten. Ama tüm bu olaylarda üstlendiğin farklı bir rol var. Ve o rolü çok iyi yerine getiriyorsun. Çok naziksin. Öyleyse ikinize de iyi geceler. Lütfen arayı açmayın. Yine gelin. Kapımız size her zaman açık. Bize ve diğerlerine. Biliyoruz, minnettarız. İyi geceler Ron. Kediye iyi geceler derdim ama ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Evet, kedimiz uyuyor. İyi geceler Ron. İşte şimdi iyi geceleri kullanabiliriz. Bunu oldukça tuhaf buluyoruz. Belki de bu sohbete yürürken devam edebiliriz. Pekala. Hadi bakalım. Müşterilerimizi yolladık. Ne geceydi ama. Beklediğimizden çok daha fazla hareketli geçti. Evet, öyle oldu. Artık 4 patili yeni bir dostumuz da var sanırım. Sen buralarda ne yapıyorsun ufaklık, merak ediyorum. Bir an şey diyecek sandım. Sen buralara nereden geldin? Evin yok mu senin? Yanlışlıkla uyandırdım, kusura bakma. Mama verelim sana. Yok mu mamamız? Tamam, dükkanı kapatma vakti gelmiş. Kedi de dışarı çıktı. Silver, senin gibi biriyle tanışmış olmak bile büyük bir şeref. Bunu dememizin sebebi muhtemelen şey işte, o spoiler olan kısımla alakalı, neyse. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Öptüm, bay bay.